Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda genel olarak akvaryumlarımdan yani odadan bahsedeceğim. En sonunda biliyorsunuz benim akvaryumlarım yatak odamda. Yatak odasında akvaryum olur mu olmaz mı? Onunla ilgili bazı konuşmalar yapacağız. Sonuca varacağız. Genel olarak neler yapıyoruz, neler ediyoruz? Onlarla ilgili biraz bahsedeyim sizlere. Şimdi akvaryumlarda kullandığım malzemelerimi şöyle bir masada tutuyorum. Burada neler var? Balık yemleri var. Onlardan genel olarak bahsedecek olursam sera granülat var. Yavru balıklar için mikrovit var, tropikalin. Burada seranın imon prosu var. Tropikalin süperviti var. Ondan sonra vatozlar için ya da çöpçüler için, koridorlar için kullandığım AHM'nin wafers chipsi var. Tabletleri şu şekilde. Daha sonra Tropical'ın diskus granı var. D50 Plus. Bunu çok kullanmadı benim balıklarım. Yemediler, sevmediler. Melekler dahil. Tropical'ın D-Alio Plus'ı var. Bu çok güzel bir yem. Bunu hepsi tüketiyor. Hemen hemen. Granül şeklinde. Yine Tropical'ın Discus Gran Wild'ı var. Vahşi diskusların diyetine uygun olarak yapmışlar. İçerikleri zengin. Bunu da çok beğenmediler. Diskus balığım yok ama hani faydalıdır diye almıştım. Yavru balıklar için Sera'nın yavru yemi var. Sera Micron. Siprunilla'lı. %18'de krill içeriyor. Ondan sonra yine yavru balıklar için Rotifish'in Starter Feed var. Yavru balık yemi. Ve karideslerim için almıştım. Karidesleri feda ettik. Birkaç tanesi yaşıyor. Onunla da ilgili bir güncelleme videosu çekeriz. Balıklara yedirdim yani. Daha sonra akvaryumda kullandığım, yani bugüne kadar çok şükür kullanmak nasip olmadı. Umarım da olmaz. Seachem'in Paragard ilacı var. Faydalı bir ilaç. Birçok enfeksiyona karşı, dış parazitlere, bakteriyel ve viral lezyonlara karşı etkili bir ilaç. Güvenle kullanabilirsiniz. Omurgasızlara zarar veriyor. Onun da altını çizelim. Su hazırlığı için videolarını, incelemelerini çektiğim Effective Conditioner var. Genel olarak haftada 1-2 gün gübreleme yapıyorum. Fosfat var. Sıvı karbon var. Su değişimlerinden 1-2 gün sonra tüm akvaryumlara eklediğim Discus Trace var. Eser elementleri, faydalı elementleri suya ekliyor. Yoksa Aqua Clear var. Sık kullandığım. Seachem'in nitrojeni vardı. Ama kullanmıyorum. Zaten nitrat yükü akvaryumlarda yüksek oluyor. Balık olduğu için. İştahsızlaşır da bir şey olur balıklara diye. Garlic Garb diye bir Seachem'in ürünü var. Yemleri ekliyorsunuz. Yemleri bununla ıslatıyorsunuz. Öyle tüketiyorsunuz. Sarımsak özü. Bu var. Çok kullanmıyorum. En çok kullandıklarım fosfat, işte su hazırlayıcı, Aqua Clear, daha sonra sıvı karbon, Discus Trace ve potasyum vardı. Potasyumum bitti. Onu da Seachem'den alacağım. Çünkü normalde Reflowers kullanıyordum, Türk malı diye. 500 mililitrelik ürünlerinden alıyordum. Ama fiyatları Seachem'le hemen hemen yakınlaşmış artık. O yüzden Seachem birçok ürününden memnun kaldığım için bu sefer 5 lira fazladan verip yine Seachem alırım. Yine her farklı gübre için kullandığım enjektörler var. Onlarla mililitre hesabıyla çekip akvaryumlara ekliyorum. Malzemelerimiz bunlar. Ve en çok kullandığım bir diğer malzeme de cam temizleyici. Yani dış akvaryumun dış camlarını cam temizleyiciyle siliyorum. Onun dışında şöyle bitki budama vesaire makaslarımız var. Bunu da unutmadan göstereyim. Sera Insect Nature aldım. Sera'nın herhalde en pahalı yemi.
%40 kurtçuklardan elde edilmiş, yüksek proteinli. İşte güzel bir yem. Ancak iştahla tüketmediler yani. Arada sırada veriyorum. Yani çeşitli çeşitli yemler veriyorum. Sürekli aynı yemleri kullanmamaları için. Gelelim akvaryumlara. Şimdi burada ikili bir setimiz vardı. Şu yukarıda kurulum videosu zaten en beğenilen videolardan biri oldu kanalda. Son hali de bu olan Apistogramma akvaryumumuz var. İçinde birkaç tane lepistes de attım. 4 tane de cüce vatoz var. Normal düz cüce vatoz. Şu an Apistogramma yavruları, erişkinleri şuralarda geziniyorlar. Bir sürü yavru var. Şu dişi sararmış yine herhalde. Onun içinde yumurta var. Çıkartıp gezdirir bir iki haftaya. Erkekler birbirini kovalıyor. Ramshorn salyangozlar var. Şurada gördüğünüz cüce vatoz. Diğerleri de birbirini kovalayan Apistogramma Steel Blue yavruları. En bay çeşit bitki var, sonradan da etkilediğim kabomba falan ekledim. Gayet böyle loş bir orman gibi bir hal aldı. Seyri zevkli. Güzel bir akvaryum haline aldı. Görüyorsunuz. Şu an dişinin vatoza saldırmasını bekliyorum ama görmedi herhalde onu. Yuvasını acayip koruyor çünkü. Lepisteslerimiz de böyle. Şu aşağıda eşini kaybettiğimiz meleğimiz var. Adı Goçi. Canavar gibi oldu, öküz gibi oldu artık. El kadar olmuş. Şu akvaryumda güncellemeler yaptım. Kumunu tamamen boşalttım. Şu sol tarafta mos duruyor. Köklü bitkiler için şöyle bir çözüm buldum. Küçük kavanozlara bitki kumu ekledim. Ondan sonra onları oraya diktim. Şu soldaki limon, diğerleri de Cryptocoryne Ventigreen. Gayet güzel gelişiyorlar. Sağ tarafta kabombalar var. Akvaryumlardan budadığımı oraya atıyorum. Şurada da yine inceleme videosu kanalda olan ilk Apistogramma akvaryumumuz var. Yine içinde lepistesler var. Apisto yavruları şu şekilde arkaya doğru kaçtılar. 3 aylık oldu buradaki yavrular. Ama hala erişkin boyuta varmadılar. Sebebini bilmiyorum. İçinde 2 tane de L144 vatozumuz var. Cüce vatozumuz. Şurada karideslerim vardı. Buraya takas şeklinde bir çift Apistogramma kakadu almıştım. Maalesef erkek iç parazit olup karnı şişti ve rahmetli oldu. Sebebini anlayamadım. Diğer balıklarda bir şey yok. Stresten herhalde yuva değişikliği iyi gelmedi. Dişi gayet sağlıklı. Geziniyor ortalıkta. Kendini şeyle arkadaş oldu. Şu dişi lepistesli. Dişi lepistesi de buraya şey diye atmıştım. Sürekli yavruluyor. Yesinler diye yavrularını kakadular. Zaten yediler ama herhalde hazmedemedi. Öldü. Karidesler de buradaydı. Onların da birkaçını erkek yemişti. Diğer başyapıtlarımızdan biri de burası. 50-50 küp akvaryumumuz. Burada 4 tane melek var. 5 tane penguen tetra var. Gayet mutlular, geziniyorlar. Penguen tetralar sürekli yavru yumurta döküyor. Ve melekler de onları afiyetle yiyor. Bir tane de balon ramirezimiz var. Erişkin boyuta geldi ama tek almıştım. Hani deneme amaçlı. O da tombul tombul oldu. Öyle geziniyor. Ancak yalnız. Ona bir eş almam lazım. Eş bulmam lazım ama kaliteli balık bulamıyorum. Piyasada balık kalmadı herhalde. İthalatlar durduğu için. Gelen balıklar da sağlıksız, renksiz oluyor. Gerçi bunlar da öyleydi. Bunları aldığımda belki önceki videolardan hatırlarsınız. Ölü gibilerdi. Küçücük. Getirdik. Şurada kondisyonladık. Şu an şu hale geldiler. Şu ikisi çift oldu. Sağdaki erkek. Şu bana bakan da çizgili dişi. Şu şamara olan. Herkes bunu kovalıyor. Beyaz. Küçük kalmış. Arkada da bir tane daha erkek var. Şu erkek de onu sürekli dişisinden uzak tutuyor. Durumlar böyle. Bir de bu var.
sinek kovalıyor şu an evde. Diğer akvaryumumuzda ebeveyn banyosunu biliyorsunuz. Akvaryum odasına, yani akvaryumlar için malzeme tutuyorum burada. Burayı şeyle yapmıştım. Bildiğiniz saksı toprağı, kaktüs toprağı. Bitkiler gayet güzel gelişiyor. Budadıkça çoğalıyorlar. İçinde kaç tane lepistes var bilmiyorum. Sürekli ürüyorlar, ölüyorlar, ürüyorlar, ölüyorlar. Yani nesil nesil devam ediyor. Burayı genelde çok dokunmuyorum. Kendi halinde duruyor. Arada camlarını silip biraz su değişimi yapıp filtreyi temizliyorum. Şu şekilde kendini sürdürüyor. Yukarıdan bakarsak limonlar yine suyun yüzeyine yaklaşmış. Genel olarak odamız bu şekilde. Yani yatak odası değil de akvaryum odası olmuş. Ama bilmiyorum sesi duyabiliyor musunuz? Şu akvaryumun üstü açık. Kedi oraya ulaşamıyor. Oraya buharcamı koymadım. Suyu çok hızlı buharlaşıyor. Ondan sonra filtrenin çıkış borusu da suyu yukarıdan aşağı veriyor ve bayağı bir gürültü yapıyor. Burada yukarıdan bakarsanız askı filtre var. O da aynı şekilde gürültü yapıyor su seviyesi düştükçe. Cihazların bir sürü yaptığı ses var. Gerçi sizin beyniniz onları duymazdan gelebiliyor. Ama sürekli onlar beyninize işliyor. Şu an asıl mevzuya geliyorum. Yatak odasında akvaryum olur mu? Olur. Gördüğünüz gibi oluyor. Sessiz de oluyor. Dalga yoksa, hava motorunuz yoksa vesaire gayet sessiz olabiliyor. Ama o sessizlik tam bir sessizlik değil. Çünkü bir uğultu, bir elektrikli cihaz uğultusu, frekansı var odada. Onu siz duymasanız bile beyniniz onu algılıyor. O da sizi yoruyor gece boyunca ya da gündüz boyunca odada olduğunuz sürece. O yüzden sağlıklı olduğunu düşünmüyorum artık. Geçmiş olsun, kaç yıl oldu ama onu da şu son zamanda şöyle dikkatimi çekti. Yani kedi burada rahat yatamıyor. Sürekli hani gündüzleri takılıyor, yemeğini falan burada yiyor. Gece burada yatmayı çok yeğlemiyor, benimle yatmayı. Kaçıp gidiyor odada. Onu da akvaryumlardaki sesten olduğunu düşünüyorum. Diğer bir önemli mevzu da nem. Oda nem oranı diğer odalara göre çok daha fazla oluyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Belki çok hissettirmeyebilir kendini. Çok anlayamazsınız ama ne bileyim, kuru bir yiyecek bırakın odaya. Bir iki gün sonra nemlendiğini görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Bu da uzun zamanda nasıl etkiler yapar odadaki eşyalara onu da bilmiyorum. Ama faydalı olmayacağı kesin. Buhar olduğu için oda biraz daha farklı kokuyor diğer odalara göre. Gerçi akvaryumlarınızı bakımlı, temiz tutarsanız o doğru düzgün akvaryumdan bilgisi olmayan kişilerin hani akvaryum deyince aklına böyle yosunsu bir su kokusu falan gelir ya, öyle bir dünya yok. Benim akvaryumlarım tertemiz, mis gibi taze su kokuyor. Neden? Bakımlarını yapıyorum. Temiz tutuyorum. Filtrelerimi temizliyorum. Suyumu düzenli değişimini yapıyorum. Öyle bir sorun yaşamıyoruz. Öyle bir koku yok odada ama dediğim gibi oda nemli oluyor diğer odalara nazaran. Evet, şimdi sonuca gelelim. Yani mümkünse yatak odanızda akvaryum tutmayın. Hatta yatak odanızda telefonunuzu veya herhangi bir elektrikle çalışan cihaz tutmayın. Uyku kalitenizi bozuyor ister istemez. Gürültü yapıyor, yorgunluk oluyor. Gürültüden kastım illa harıl harıl çalışan bir pompa değil. Dediğim gibi o duymadığınız frekansları beyniniz işliyor. O sizi zamanla yoruyor. Bu video da buraya kadar arkadaşlar. Umarım ilginizi çekmiştir, faydalı olmuştur. Her videonun sonunda da tekrarladığım gibi Macuatik diye linki videonun altında olan bir Instagram hesabım var. Balıkların, akvaryumların fotoğraflarını çekiyorum, güzel çekimlerini. Evet, o Instagram hesabımıza da bakıp birkaç fotoğraf beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Bu arada her zaman dediğim gibi tekrar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni motive ediyor. Kanal hemen hemen 315 kişi takipçisi oldu. Bu da benim için bir motivasyon kaynağı. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.